Herkese merhabalar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Ben Seval Gezegenim'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1 ürün 5 dakika serisinin yeni ürünüyle Maybelline'in The Burgundy Bar far paletiyle karşınızdayım. İlk önce bayağı baş parmağımla şu krem rengini göz kapağıma uygulamak istiyorum. Instagram fotoğrafını çekmek için denedim ve gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım. Ama bu sefer onun birebir aynısını yapmayı planlamıyorum. Daha farklı bir şeyler deneyelim istiyorum. Ama bir yandan da şu rengi kullanmak zorunda hissediyorum kendimi. Bazı rengi olmak için fazla pigmentli bir renkmiş. Şimdi şu iki mat renkten, palette sadece iki tane mat renk var. Çikolata alıyorum. Katlama bölgesine uyguluyorum. Geçiş için çok uygun bir renkmiş. Gerçekten tam bir geçiş rengi yani. Şimdiye kadar kullandığım iki renkten ilkinden birazcık korktum, fazla pigmentasyonlu. Ben birazcık daha yavaş yavaş girdiğim zaman daha kontrollü olabiliyorum. Ben yine kızıllara gideceğim. O gösterdiğim fotoğraftan farklı bir şey yapacağım dedim ama yine aynı şey çıkabilir. Çünkü elim çok oralara gidiyor yani. Ben buralara gitsem de elim böyle kayıyor gerçekten. Şu rengi alıyorum. Katlama bölgesini birazcık ısıtmak için daha geniş bir şekilde yayıyorum yani bu rengi. Bunların sıvaçlarını da ekrana bir yere koyayım, onu da çekmeyeyim. Bir şey yeni aldığım zaman çok hevesli oluyorum ona karşı. Tamam, bu renk güzel bir renk ama ben birazcık daha yoğun bir sonuç istiyorum sanırım. O yüzden üsttekine de birazcık giriyorum. Daha pigment. Daha çok pigmente sahip. Şimdi diyorum ki bu iki rengi de kullanalım. Hem bu kızılımsı bordoyu kullanalım hem bu ametist mora. Bence ametist mora. O ikisini de kullanalım. İlk önce parmağımla yerleştirmeyi deneyeyim. Kızılımsı bordoyu alıp şu kısımdan hariç ortaya kadar getiriyorum. Daha sonra mora alıyorum. Sonra buralardan birazcık karıştırıyorum. Burada bir su hazırladım. Çünkü tam olarak nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Tam olarak nerede gördüğümden gerçekten emin değilim ama Alp Kavasoğlu'nun bir videosunda görmüş olabilirim. Bu farların ıslakta kullanıldığına dair bir şey gördüğüme çok eminim. O yüzden ıslakta denemek istiyorum. Şu an gerçekten bayıldım. Hem rengin daha ne denir, daha metalik bir yapıya sokuyor ıslak olarak uygulayınca, hem pigmentasyonunu süper bir seviyeye ulaştırıyor. Şimdi yine fırçamı birazcık ıslatıyorum, yine nemini alıyorum ve ıslandığı zaman sıkıntı çıkarmayacak bir fırça ile karıştırma bölgesini yumuşatıyorum. Şimdi daha fazla renk kullanmak adına ilk önce bu eyeliner fırçasını da ıslatıyorum. Çünkü bütün renkleri maksimum kullanmak istiyoruz şu an yani. Bu güzel. Şampanya rengini alıp şimdi de tekrar bu beyazı alıyorum ve en son olarak da şu renkten biraz alıp kaşatlarımı aydınlatacağım. İçinde tam 12 renk var. 12 rengi göre fiyatını göz önüne alacak olursak, hele ki indirimli fiyatının 22, 24, 26 lira arasında değiştiğini ele alacak olursak, 12 renk için çok uygun fiyatlı bir palet diyebiliriz. Pigmentasyonları gerçekten beklentinin üstünde başarılı. Birazcık böyle sürdüğümüz zaman gelen renk budur yani. O yüzden pigmentasyondan da kesinlikle güzel bir geçer not alıyor benden. Islak olarak kullanılabilen bir far paleti bu. Ki bu uygun fiyatlı paletlerde çok görülebilen bir özellik değil. Çünkü hani ıslak uyguladığımız zaman daha sonra far taşlaşıyor veya rengini kaybediyor veya verdiği pigment değerini kaybediyor ve bu beni çok üzüyor çünkü farları ıslak uygulamaya bayılıyorum. Uf, çok uzun bir cümle oldu. Eğer cinsel tonunuz nötr, sarıya yakın nötr veya sarı ise buradaki renkler gerçekten sizin için çok combo renkler, çok ideal renkler, günlük olarak da kullanılabilecek renkler yani. Hoşlanmadığım şeye gelecek olursak bu paletle ilgili. Ambalaj. Yani bu ambalajın bana uzun bir süre dayanmasına imkan yok. Şu plexi olan kısmı, saydam olan kısmı bende çizilmeye başladı bile.
Gratis'in bant izlerini görmezden gelerek söylüyorum. Melisa Beleli'nin favoriler videosunda gördüm. Şuradaki far kendini attırmıştı. Dolayısıyla evet, bu paletin tek kötü yanı ambalajı. Ambalajın tasarımı kötü değil. Ambalajıyla ilgili kötü bir şey yok. Sadece ambalajının biraz dandik olduğunu düşünüyorum. Bunlar metalik bir sonuç veriyorlar. Hele ıslatarak uygularsanız müthiş oluyorlar. Dolayısıyla beni yarı yolda bırakmayacak bir palet olduğu için de çok sevdim. Ve benim bu paletle ilgili fikirlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve gezegenime abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.